Değerli Paris Belediye Başkanı, Yükselci Kurucu Onursal Başkanı, Yükselci Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi'nin değerli başkanı, saygıdeğer bakanlar, büyükelçiler, yerel yöneticiler ve değerli katılımcılar. Bu önemli konferansa katılamadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler 1000 Yıl Kalkınma Hedefleri sonrası üst düzey paneli bugün Monrovia'da toplanıyor. Burada dünyamızın geleceği için önemli kararlar alınacak. Bu toplantıda Yükselci Başkanı olarak yerel yönetimlerin görüşlerini sunma görevini üstlendim. Bu yüzden Paris'te sizlerle birlikte olamadım. Değerli katılımcılar, Yükselci Başkanlığı ve üyeleri olarak kadınların yönetişime katılımı ve toplumsal cinsiyet konularında bazı kaygılarımız var. 1000 yıl kalkınma hedefleri hayata geçirilirken bu konular yeterince dikkate alınmıyor. Toplumlarımızda en yoksul insanların kadınlar olduğunu biliyoruz. Kadınların güç kazanmasını önemsiyoruz. Bu sebeple yerel yönetimlerin kadınlarla ilgili çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Çünkü yerel yönetimlerin bu mücadeleye katkı sağlamak için eşsiz bir konuma sahip olduğunun farkındayız. Hanımefendiler, beyefendiler, kadınların yerel yönetimlerde yetki kullanma fırsatları ulusal düzeydekine göre çok daha fazla. Ayrıca yerel yönetimlerde seçilmiş kadınların oranı yüksek ise bu durum ulusal yönetimlere de olumlu yansıyor. Ancak günümüzde dünyadaki kadın temsilinin durağanlaştığını görüyoruz. Buna çözüm üretmek zorundayız. Hem teşkilat bünyesinde hem de dışarıda cinsiyet eşitliği konusunda uzun soluklu bir çalışma yürütüyoruz. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Anne Hidalgo ve Paris Belediyesi'nin çalışanları sayesinde bu alanda önemli bir mesafe aldık. Yine özverili çalışmalarıyla bu mücadeleye katkı sağlayan birçok kurum oldu. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Afrika'da yerel seçilmiş kadınlar ağı ile çalışan Yükselci Afrika, Latin Amerikalı dostlarımız, nüfusu 1 milyon üzerindeki kentleri bir araya toplayan Metropolis ve onun kadın ağı ve bölge teşkilatlarımız bu alanda önemli çabalar sergiliyor. Tüm dostlarımıza değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bazı üyelerimizin, özellikle Fransa ve Kanada yerel yönetim birliklerinin bu konudaki çabalarını takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Önümüzde yapılacak çok iş olduğunu farkındayım. Sizlerin desteğinizle kararlı adımlar atmakta olduğumuzdan kuşkum yok. Hanımefendiler, beyefendiler, Birleşmiş Milletler Kadın Teşkilatı ve Huayru Komisyonu vasıtasıyla kadın taban örgütleriyle oluşturduğumuz yakın işbirliğimiz yaşamsal öneme sahip. Bu vesileyle bu değerli ortaklarımıza teşekkür etmek ve bizim de çalışmaya devam etmeleri yönünde teşvik etmek isterim. Sürdürülebilir kalkınma kavramından söz ediyorsak burada kadınların önemini fark etmeliyiz. Çünkü kalkınma bu temele bağlı olarak gelişir. Asıl olan kimseyi dışarıda bırakmamaktır. Fakat bu durum kendiliğinden gerçekleşemez. Bunun için aktif bir mücadele gerekir. Bu mücadeleyi de yerel liderler olarak bizler verebiliriz. Hepimiz yönetişime katılan kadınların sağladığı farklılığı görüyoruz. Yerel, ulusal ve küresel düzeyde alınan kararlara büyük etkileri var. Bu katılım kadınların sosyal konumunu da etkiliyor. Toplum içindeki statüleri hızla düzeliyor. Toplumdaki kadın algısı farklılaşıyor ve cinsiyet eşitliği konusundaki mücadelemiz amacına ulaşıyor. İşte bu sebeple Yükselci üyeleri olarak bu konferansın sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yerel seçilmiş kadınlar küresel konferansının dünyamıza güzellikler getirmesi dileğiyle tüm katılımcılara bir kez daha saygılarımı sunuyorum.